Yandan geçen eğimi 4 olan doğrunun denklemini soruyor sana. Yani y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Şimdi y eksi y'si kaçmış? Y1'i 3'müş. Eşittir eğimi eksi 4 çarpı x eksi kaç? 2. Düzenleyelim hemen. Y eksi 3 eşittir. Eksi 4 eksi çarpım eksi 4x. Eksi 4 eksi 2 çarpım artı 8. Bunu karşı tarafa atalım. Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. Eksi 4x artı 3 olarak geçmedi mi? 8 ile 3'ü topladım. 11. Cevabım ne geldi bakayım. Adam. Umarım anlaşılmıştır. Analitik düzlemde bir doğru verilmiş. Bu noktadan geçtiğine göre A kaçtır diyor. Bu noktadan geçtiğine göre bu nokta doğru denklemini ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Çünkü bu doğrunun üzerinde bu nokta. O zaman x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere ne yazacağım? 9 yazacağım. Yazalım. A çarpı 1 eksi 9 artı 7 eşittir 0. Burası ne geldi? A eksi 2 eşittir 0 gelmedi mi? A da buradan o zaman 2 karşı eksi 2 karşı tarafa attığımda ne gelir? Edirne gelmiş olur. Eğer nokta denklem üzerindeyse bu denklemi ne yapar? Sağlar. Evet, ne diyor? Artan olduğu aralığı bulmuş. Şimdi bakalım. Buradan ne yapmış? Gelmiş gelmiş azalıyor değil mi? Eksi sonsuzdan buraya doğru ne yapıyor bu? Azalıyor. Nereden nereye kadar artıyor bakın. Fonksiyonu ne yapıyor? Artmaya başlamıyor mu? Yani artan neresi? Şurası artıyor. Fonksiyonun gittiği de artıyor. Eksi 2'den 3'e nedir? Artandır bu fonksiyonun değeri. 3'ten artı sonsuza nedir? Pardon, 3'ten eksi sonsuza azalandır. Evet, geçelim. Evet, bakalım aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1 ile 3 aralığında pozitif değerli ve azalandır diyor. 1 ile 3 arası pozitif değerli ve azalandır. Bakın şuradan bir nokta aldığında karşılığı ne? Artı değil mi? Yani pozitif değerli olmuyor mu? Pozitif değerli. 1'den 3'e ne yapıyor bu fonksiyonu? Azalıyor. O zaman bu nedir? Doğru. Evet, devam edelim. Kalemi bulamadım. Eksi 3 ile eksi 2 arası neymiş? Negatif değerli ve artandı. Bakın şuradan bir nokta aldığında negatife gelmiyor mu? Şuradan bir nokta aldığında negatif değerli değil mi? O zaman negatiftir ve bu fonksiyon ne yapıyor benim? Artmıyor mu? Şuraya kadar artıyor. Böyle gidiyor. Doğru. Ne diyor? Eksi 2 ile 1 aralığında pozitif değerli ve artandır diyor. Hemen bakalım. Nasıl koyduk? Eksi 2 ve 1 aralığında eksi 2 ve 1 aralığında fonksiyonum artan görüyorsunuz. Artmış ve pozitif değerlidir diyor. Doğru, pozitif değerli. Bakın. Hep bir karşılığı nereye geliyor? Y'nin pozitif yerine. Doğru. Eksi sonsuzdan eksi 4'e negatif değerli ve azalandır diyor. Tamam. Eksi 4'e kadar azalan. Bu tamam. Ama negatif değerli değil ki bu. Bakın. Şuradan baktığımızda şurası eksi sonsuzdan geliyor ya. Bakın. Siz şuradan bir nokta aldığınızda negatif değerli mi bu? Yanlış. O yüzden cevabın ne gelecek? Denizli gelecek. Bakın 3'ten sonsuza negatif değerlidir diyor. 3'ten sonsuza bir noktadan bir nokta aldım. Evet, negatif değerli. Ve fonksiyonu ne yapıyor? Azalıyor. Yani cevabım denizli olur. Şimdi fonksiyonun parabol belirttiğine göre a artı b kaçtır diyor. Biz ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde olan denkleme parabol diyorum. Yani
Bir denklemin parabol olabilmesi için, fonksiyonun parabol olabilmesi için ne olması gerekiyor? X kare mi olması gerekiyor? Yani x'in kuvveti kaç olması lazım? En büyük 2 olması lazım. Burada x küp var. O zaman bunu ne yapmam lazım? Yok etmem lazım. Yani a artı 1'i kaç eşitleyeceğim? 0 eşitleyeceğim. A buradan ne gelir? Eksi 1 geldi. Bir de bana x kare lazım. O zaman burası ne olması lazım? 2'ye eşit olması lazım. B de buradan kaç gelir? 3 gelmez mi? A artı B'yi sormuş. 3 eksi 1'den cevabın ne gelir? 2 gelmiş olur. Parabol belirtmesi için ax kare artı bx artı c şeklinde olması gerekiyor. Şimdi parabolün üzerinde bir nokta varsa aynı demin doğruda yaptığımız gibi doğrunun üstünde bir nokta varken ne oldu? Doğru denklemi nokta denklemi ne yaptı? Sağladı. Aynı şekilde parabol de bu noktayı ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Yani x yerine ben 1 yazacağım. Y'ye de ne yazacağım? 2 yazacağım. Bu zaten y eşittir. X kare artı ax eksi 3 paraboldür. Üzerinde ise bu nokta bu parabolü ne yapmak zorunda sağlamak. 2 diyorum eşittir. Y yerine 2 yazıyorum ya. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi artı 1 çarpı a eksi 3. 2 eşittir. 1 artı a eksi 3. Şurası ne gelir? 1 eksi 3'ten eksi 2 mi? A eksi 2. Bunu karşı tarafa attım. A kaç geldi? Eksi 2 artı 2 olarak geçti. 2 ile 2'yi topladım. 4 gelmiş oldu cevap. Devam edelim. Tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tepe noktası R'ye kaydı. R'nin formülü eksi D bölü 2A, K'da F, R'den buluyorum. Yani R'yi bulduktan sonra ilk gördüğüm yere R'nin değerini yazarsam K değerini buluyorum. Önce tepe noktasını bulalım. A, B, C noktalarını bir belirleyelim. C'ye gerek yok da. A kaç? X karenin katsayısıdır. Yani 1. B dediğim x'in katsayısı. Yani eksi 4C dediğimde sabit sayı zaten. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Eksi dedim. B dediğim sayı eksi 4. Bu eksiyle bu eksiyi karıştırmayayım. Bu eksi formülden gelen eksi. Bölü 2A. Yani 2 çarpı 1. Eksi eksi A artı oldu. 4 bölü 2'den R'si kaç geldi? 2 geldi mi? R'si 2'ymiş bunun. O zaman FR bana K'yı vermiyor bunu. Yani F2 K'yı verecek bana. F2. F2 ne demek? X gördüğüm yere 2 yaz demek. Yazalım. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 1. 2'nin karesi 4. 2 ile 8'i çarp 2 ile 4'ü çarptım 8 artı 1. Şurası ne geldi? Eksi 4 geldi. Artı 1'den K'sı ne oldu? Eksi 3 mü oldu? K'sı eksi 3. Demek ki benim tepe noktasının koordinatları 2'ye eksi 3 noktasıymış. Yani C. Tepe noktasını nasıl buluyormuşum? R eşittir. Eksi B bölü 2A. R değerini fonksiyonda yerine yazarsam tepe noktasının ordinatını bulmuş olurum. Yani K. Evet. Geçelim diğer soruya. Ne diyor? Parabolün grafiği y eksenini iki noktada kestiğine göre. Şimdi iki noktada kesiyorsa delta ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman ne yapacağım ben? Delta neydi? B kare eksi 4ac'ydi. Büyük sıfır olacakmış. B dediğim sayı x'in önündeki katsayı. Yani eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a dediğim sayı x karenin katsayısı. C dediğim sayı sabit terim. Sabit terimim x'siz kısım. M yani. Şurası ne geldi? 4 eksi 4m. Büyük sıfır geldi mi? Bunu karşı tarafa attım. 4 büyük 4 mi? Her tarafı 4'e böldüm. 4'ü 4'e böldüm. 1. Küçük pardon. Büyük M geldi mi? Demek ki M neymiş? M neymiş? Birden küçük bir sayıymış. O zaman cevabım ne geldi? Denizli gelmiş oldu. Evet. Geçiyorum.
Bakalım. Niye hangisi olabilir diyor. Şimdi şöyle yapsak. Ben bunu karşı tarafa attığımda x eşittir 6 eksi y gelmez mi? Gelir. O zaman üstteki denklemde ben x gördüğüm yere 6 eksi y yazayım. 6 eksi y'nin karesi eksi 4 eşittir 0. Şunu açayım. Tam kare. 6'nın karesi 36. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinci çarptım. Eksi 6y. İki katını aldım. 12y. İkincinin karesi artı y kare. Eksi 4. Eşittir 0 oldu mu? Düzenleyelim. Y kare. Eksi 12y. 36'dan 4 çıktı. 32. Eşittir 0 mı? Şimdi bunu ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağım. Y dedim. Çarptığımda 32'yi verecek. Topladığımda da neyi verecek bana? Eksi 12'yi verecek. Evet, 32'nin ne var çarpanları? 8'e 4 var. Şimdi çarptığımda 32'yi verecek ama topladığımda eksi 12'yi verecek. O zaman eksi 4'e eksi 8 diyebilir miyim? Eksiyle eksinin çarpımı nedir? Artı. Eksi 4 ve eksi 8'i topladım. Bak eksi 12. Demek ki burası ne? Y eksi 4'e y eksi 8 eşittir 0 mı? Buraya 0 yapan y değerim kaç? 4. Buraya 0 yapan x, y değerim kaç? 8. Bana hangisi olabilir diyor. Bir tanesinden biri şıklarda vardır. O da denizdir. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Evet, şimdi gelelim. X tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunların buraya sıfır yapan x değerim ne? Sıfır. Buraya sıfır yapan x değerim ne? 5. Buraya sıfır yapan x değerim ne? Hem 3 var. Hem de ne var? Eksi 3 var değil mi? Eksi 3'ün karesi de çünkü 9. O zaman işaret tablomu çiziyorum. Eksi 3, 0, 3, 5 dedim. Şimdi bunlar hep dahil mi? Dahil. Niye? Dahil olup olmadığını nereden anlayacağım? Küçük eşittir demiş. İşaretim bakıyorum. Neyle başlıyor? Burası artı. Burası eksi. Burası artı. Çarpımları eksi olmaz mı? Bir tane eksi var. O zaman eksi. Eksi. Artı. Eksi. Artı. Eksi. Tam sayı değerlerin toplamı kaçtı? Büyük eşit dediği için. Yani sıfırdan büyük sayılar artıları sarıyorum. Buraları saralım. Evet bakalım şimdi burada hangi değerlerim var? Burada eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Değil mi? Dahil olduğu için aldım. Burada hangi değerlerim var benim? 3 var. 4 var. 5 var. Bunların toplamı soruyor. 3 nerede gitti? Şurası eksi 3 mü oldu? Eksi 3. 4 eksi 3'ten ne geldi? 1 geldi. Doğru mu? 5'te de 1'i topladım. 6. Bu x'lerin, bu sayıların toplamı soruyor. Bu kadar. Biz hangi işaretle başlayacağız? Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de eşitlik var mı yok mu? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.